Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, dün bir video yapmıştım. Keti eleştirmek için. Kontak anahtarıyla ilgili, bütün makinelerin birbirine açtığıyla ilgili hemen bugün Ket'ten bir cevap geldi. Ket'ten değirken, Ket ailesi diye söyleyeyim. Yine yani Ket'e teşekkür etmem de boş değilmiş arkadaşlar. Ket'in makine kiralama bölümünde çalışan Murat kardeşimiz bana mesaj attı. Ket'in çok kalem makine ürettiğini, bu yüzden kodlu anahtar yapılmadığını, bir anahtar kaybolması durumunda büyük bir şirkette hemen diğer makinenin anahtarıyla o makinenin çalıştırılabilmesi için böyle bir sistem yapıldığını, her ayrı bir makine için ayrı bir anahtar yapılıp da bozulduğu zaman, anahtar kaybolduğu zaman falan kontak değiştirmeye gerek kalmasın, diğer makinenin anahtarıyla hemen müdahale edilip çalışılabilsin, zaman kaybı olmasın diye düşünülerek bu sistemin yapıldığını söyledi. Murat kardeşime teşekkür ediyorum bu ilgisinden dolayı. Burada aslında şunu söylemek lazım. Borusan'da böyle elemanlarına sahip çıksın. Eğer videomu izliyorlarsa, yani orada Murat kardeşimiz diyebilir ki ben işçiyim deyip geçebilir ama duyarsız davranmamış, kendine vazife belirlemiş, ekmek yediği yeri savunması gerektiğini hissederek bana cevap yazma gerekliliği duymuş. Hani şimdi İlk savunduğum zamanlar, Ket'e övdüğüm zamanlar Amerikan yalakalığı yapıyorsun işte, Amerikan malını övüyorsun, niye yerli malı övmeye diyenler oldu. Hani bizde bir atasözü vardır ya, gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar diye. Böyle bir şey işte. Şimdi Murat kardeşimiz de oranın ekmeğini yiyor. Ekmek yiyorsan ekmek yediğin kapıya nankörlük yapmayacaksın. Murat kardeşimiz de aynısını yapıyor. Kendini burada sorumlu görmüş. Ve de elinden geldiğince bana cevap vermeye çalışmış. Sağ olsun, var olsun. Kendisiyle telefonda da görüştüm kardeşimizin mesajından sonra. Bundan sonra da yanlış bilgilerimiz olursa sizinle paylaştığımız, onlarla da ilgili o da araştırmasını yapıp bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğuyla konuyla ilgili sağ olsun bize bilgi vermeye çalışacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Murat kardeşimin yanı sıra da bütün Ket ailesine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi hani biz işe ne dedik, biraz duygusal yönden bakıyoruz dedik ya, şeyde şunu yani şunu demek istediğim şu: biz daha tam şeylere alışkın değiliz Türk milleti olarak. Bizim yapımız, katı kurallara alışkın değiliz bizler. Bizlerde biraz gönül işi vardır Türk milletinde. Diyorum ya işte, ben senin ahbabınsam, ben de bir Ket varsa, sende de bir Ket varsa, makine şuradayken sana sormadan ben o makineye binip marşına basıp bir iki kova atmayı, işte ne bileyim, en azından kovasını doldurup boşaltmayı, bu haklarımda kendimde mevcut görüyorum diye, aramızdaki samimiyetten dolayı. Ama bunu bir dışarı yabancı ülkede yapamazsın veya çok büyük şehirlerde, resmiyete dökülmüş şirketlerde yapamazsın. Ortak atı buralara dönüşülmüştür ama bizim gibi küçük yerlerde bunu yaparsın. Niye? Hatır gönül işi vardır çünkü. Şu şeyi şuna tutayım arkadaşlar. Kamyon yüklüyordum bu arada. Görüntü tam düzgün olmadı. Kusura bakmayın. Yani bu arada dediğim, makineye zarar verilebilir. İşte hatır gönüle güvendiğin zaman, bu benim ahbabım. Ben bunu kullanırken bana bir şey demez. Binebilirim. Bu kadar hatırım var. Şöyle böyle derken makineye bir zarar verilebilir diye ben bu yüzden söylemiştim. Kardeşimiz de, Murat kardeşimiz de aydınlatacak cevabı verdi. Teşekkür ediyorum kendisine de. Sizlerce ne kadar doğrudur, ne kadar değildir, herkes kendisi doğrusunu söylüyor arkadaşlar burada. Kardeşimiz de bu şekilde kendisini savunuyor. Kendisine diyorum, sizin huzurunuzda yine teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.